Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün hal değişim ve ısıl denge konusuna bakacağız arkadaşlar. Aslında sen bu hal değişimi mevzusunu biliyorsun. Mesela sana sorayım maddenin kaç hali vardır? Ne dersin? Katı, evet, sıvı, evet. Bir de evet gaz hali var değil mi? Maddenin Arkadaşlar katı, sıvı, gaz hali var ama bir de plazma hali var. Bunlardan bahsedeceğiz. Hani bir madde diyelim şu buz olsun arkadaşlar. Katı halden sıvı hale geliyor. Bak şimdi burada sıcak bir çay var. Hani katı halden sıvı hale geliyor sonra gaz hale geliyor. Bunları biz günlük hayatta görüyoruz. Bunlardan sevgili arkadaşlar bahsedeceğiz ve ısıl dengeden bahsedeceğiz. Hani sıcak cismi soğuk cismi hani temas ettirsin. Sıcaktan soğuk ısı akışı gerçekleşir. Bu olaylardan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakalım şu olayların detayı neymiş. Hiç de korkulacak şeyler değil. O zaman hazırsan dersimiz başlıyor. Derse başlamadan önce arkadaşlar hemen şöyle Mayıs programımıza bir bakalım. Bak görüyorsun şurada e, hal değişimi arkadaşlar. Şu anda ayın ikisinde, Mayıs'ın ikisinde bunu yapıyoruz. Ve artık ikinci dönem yazıları geliyor sevgili gençler. Artık okulu kapatıyoruz. Şaka bakın 9. sınıfın sonuna geldik. Artık 10. sınıfa doğru adım adım gidiyoruz. Burada da bakın yazılı ile ilgili nokta atışı sorular yapacağız. Ve sonra arkadaşlar şurada ayın 25'inde gene bakın fizik dersimiz var ve ondan sonra Haziran'da yine programımız devam edecek ve yine burada arkadaşlar Dinamo kitabımızdan da gene soru bankamızdan buradan konu özetli soru bankamız arkadaşlar soru tipleri falan var. Buradan da her kitabımız varsa buradan da devam edebilirsin. Soruları çözebilirsin. Peki şimdi gelelim şu hal değişim ne demektir sevgili gençler? Bakın maddenin katı hali hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Mesela sen e, ne bileyim suyuna kola'na değil mi buz koyuyorsun. Soğutuyorsun. Bu buzu biliyoruz günlük hayatta. Buzluğa koyunca buz oluyor. Ondan sonra bakın buza arkadaşlar ısı verdiğimiz zaman ne yapıyor? Eriyor değil mi? Sıvı hale geçiyor. Su oluyor. E, suya da ısı verirsek bu sefer de gaz hale geçiyor değil mi? Buhar oluyor. Bir kere ben şuradaki maddenin üç halini bilmem lazım. Sen bunu zaten ortaokuldan beri biliyorsun. Bilmediğim şey sevgili arkadaşlar plazma hali var maddenin. Bu da nedir? Eğer bir gaza da bakın ısı verirsek o zaman da arkadaşlar plazma haline geçmiş oluyor. Buna iyonizasyon diyoruz. Bunun tersi de deiyonizasyon oluyor arkadaşlar. E şunları yine bilmemiz lazım bakın katıdan sıvıya geçerken buna ne diyoruz erime. Evet peki sıvıdan gaza geçerken mesela çay demlerken arkadaşlar sen sıvıyı ne yapıyorsun alttan ısı verip buharlaştırıyorsun evet kaynatıyorsun ve bu sayede buharlaşıyor. Ve tam tersine de yoğuşma bunun tam tersine de ne diyoruz donma diyoruz hani dondum dersin ya ellerim dondu dersin sıvıdan katı hale geçmedi arkadaşlar donma diyoruz. Ama bazı durumlarda var ki madde bakın katıdan sıvıya geçmeden direkt gaz hale geçebiliyor. Buna da arkadaşlar. Buna da bakın ne diyoruz? Biz burada süblimleşme diyoruz. Bakın şurada oku yönü ben ters vermişim. Şöyle süblimleşme olacak. Tam tersi arkadaşlar. Gazdan katıya geçme olayına da kırılaşma diyoruz. Bu noktalar bize sorulabilir. Bilmediğimiz şeyler değil. Ama yine şunları bir tekrar etmemiz gerekiyor. Senin bunları arkadaşlar yine bir bilmen gerekiyor. Peki gelelim biz burada asıl hal değişimi deyince. Neden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar? Bakın şimdi katı bir madde var. Şimdi günlük hayattan düşünelim mi? Bakın mesela şu buz olsun. Tamam şu kağıdım. Şu sticker'ım benim. Şöyle şu arkadaşlar buz olsun. Ben şimdi bu buza ısı verdiğim zaman ne olur acaba? Şöyle boş bir kağıt alayım. Bak sen de beraber şunu bir şunu bir irdeleyelim. Ne dersin? Dediğim gibi bilmediğimiz olaylar değil. Mesela şurada arkadaşlar. Bakın şöyle ben şunu yapayım. Şu üç boyutlu bu nedir? Buz. Buz olsun. E ben bunu ısı verdiğim zaman bu neye dönüşür bakın? Artık erir ve tamamen arkadaşlar ne olmuştur? Suya dönüşmüştür. Ve daha da ısı verirsem o zaman ne olur? Ha, o zaman da bakın şöyle değil mi? buhar haline dönüşür ve gaz diyelim isterseniz gaz fazına döner. Ee, bunu biz görüyoruz. Yani plazma ondan sonra ısı olayı günlük hayatta biz onu çok fazla elde edemiyoruz. Şimdi peki bu maddenin sıcaklığını nasıl ölçeriz? Yani bunun içine bir termometre koysak. Sıcaklığı nedir? Bana söyler misin? Mesela buz kaç derecededir? Bu sayede arkadaşlar eksi bir derecede olmalıdır. Mesela diyelim ki eksi 10 derece olduğunu düşünelim. E sen bunu bakın sıcaklığını artırdığın zaman suya dönüşecek. Daha sonra gaza dönüşecek. Şimdi ben bunu peki grafik halinde göstermek istesem. Bu grafiği seninle beraber bence çizebiliriz. Bakın şurası sıcaklık grafiği olsun. Sıcaklık grafiği. Bu madde şimdi kaç derecede? Eksi 10 derecede diyelim bakın. Eksi 10 santigrat derecede arkadaşlar. Eksi 10 santigrat derece. Peki eksi 10 santigrat derece buzu ısı verdiğim zaman ne olur? erir ama hemen erimez. Önce ne yapması lazım? Erime sıcaklığına ulaşması lazım. Bakın sıcaklığı artar. Kaç derece kadar artar? Sıfır derece kadar artar. Ve ondan sonra bakın erime başlar. Yavaş yavaş buzun etrafında bakın. Şöyle su tabakaları görmeye başlarsın. Buz erir. Ama şöyle bir durum var. Bak burası çok önemli. Bu çok karşına çıkacak. Buz arkadaşlar bir madde katı halden sıvı hale geçerken sıcaklığı değişmiyor. Bakın buz hani erimeye başladı ya. Erimeye başladı eriyor eriyor eriyor. Tamamen suya dönüşene kadar sıcaklığı bakın görüyor musunuz yatay olarak gelecek. İşte burası bana çok fazla soruluyor. Peki ondan sonra su haline geldikten sonra arkadaşlar kaç derece su haline geldi? Sıfır derecede sıfır derece suydu ben ısıtmaya devam ettiğim zaman. Evet bunu bakın ısıtırım ısıtırım ısıtırım. Kaça kadar gelebilir en fazla? Yüze kadar gelebilir. Bakın 100 santigrat dereceye kadar arkadaşlar geldi. Peki 100 dereceye geldi hani fokurdamaya başladı ya. Biz bunu günlük hayatta hep görüyoruz. Yani yemek yapıyor annemiz veya biz çay demliyoruz. E kendimize bir kahve yapıyoruz. Suyun fokurdadığını görüyoruz. Yani sen bir kaba su koyduğun zaman Bak şimdi şurada mesela benim çayım var. Oldukça da sıcak bir çay. Şu anda bu kaç derecedir? Mesela başlangıçta bunun su olduğunu düşünelim. Kaç derecede? Diyelim ki 20 derecede. 20 derece sen bunu alttan alevi verdikçe 20, 30, 40, 50, 60, 70 kaça kadar çıkıyor? Yaklaşık 100'e kadar çıkıyor ya. Artık fokurdamaya başladığı anda bakın sıcaklık arkadaşlar değişmiyor. Niye hocam ama 100'den sonra 110, 120'ye gitmez mi? Gitmez. Bakın fokurduyor ya su. O anda su kaç derecede? 100 derecede. He eğer sen bunun üzerindeki buharı bir şekilde bir kaba alıp onu ısıtabilirsen işte onun sıcaklığını arkadaşlar 100 dereceden bakın daha da iler gibi sıcaklığa ulaştırabilir. Umarım burada anlaşmışızdır. Sen bu grafiği sürekli olarak görüyorsun. Bunun ne demek olduğunda da benim burada bilmem gerekiyor. Peki bir de şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada benim bazen bir işlem yapmam gerekir. Şöyle bir siyah bir kalem alayım. Bir işlem yapmam gerekir. Hani geçen derste bahsetmiştik. Bir cismin sıcaklığını artırmak için Şöyle bir formül vardı. Q eşittir mc delta t. Şimdi bunu ben tekrar bir daha anlatacağım. mc delta t yani biz buna kel macit diyoruz. Peki kel macit ne zaman kullanıyoruz arkadaşlar? Bakın bu madde buzdan gaza gelene kadar sana bütün aşamaları sormaz ama bütün aşamaları sorduğunu düşünürsek. Hani burada aldığı ısı miktarı, ısı deyince neyi düşün? Hani alttan ocak alev veriyor ya, işte o alevin verdiği enerji arkadaşlar ısıdır. Hani buza, suya sen ne yapıyorsun? Bir ısı veriyorsun. Isıyı da biz Q harfiyle gösteriyoruz. Burada Q1 olsun şurada bakın Q2 şurada Q3 şurada arkadaşlar Q4 burada da Q5 olsun. Eğer bana bazen işlem sorarsa bakınız şurada arkadaşlar yukarı doğru çıkanları yani şuradaki Q1 Q3 ve Q5 var ya işte bunları hesaplarken biraz sonra göstereceğim şu eşittir mc delta t formülü kullanacağız arkadaşlar. E peki nasıl kullanacağız hocam bunu? M kütle mesela sana bunun kütlesini verecek. 10 gram 20 gram diyecek. Bunları sana verecek. E C arkadaşlar öz bunu da sana verecek zaten. Maddenin C'si şudur diyecek. E bu da sıcaklık artışı ne kadar olduğunu söyleyecek. Biz bunu çarpıp bulacağız. Bu şekilde bulacağız. Peki şu 2 ve 4 de bakın Q2 ve Q4 de işte bunlarda Q eşittir mc delta t kullanamayız. M çarpı L'yi kullanacağız sevgili arkadaşlar. Yine sana bunu da M'i verecek. L dediğimizde arkadaşlar bunun ısınma ısısı veya buharlaşma ısısı. Şu L ve C değerleri sabit değerler bunları da bize verecek. Biraz sonra onun nasıl olduğunu göstereceğim. Ama şimdi biraz kafamızda şu olay şekillensin. Ve bu grafiği anladık. Yani bu grafik görüyorsun katı bir madde yani buz diye düşünebiliriz. Ama suyun katısına tabii ki buz diyoruz. Mesela ne bileyim demirinde katısı var. Belki da katısı var değil mi? Her şeyin bir katısı var. Bir madde arkadaşlar katı halde ısıttığımız zaman bakın belirli bir sıcaklığa kadar ulaşır. Ama ondan sonra hal değiştirirken bakın sıcaklık değişmez. Sonra sıvı halde tekrar kaynama noktasına geldi. Yine hal değiştirirken bakın görüyor musunuz? Şunu bilmeni istiyorum. Yani bir madde hal değiştirirken arkadaşlar katıdan sıvıya geçerken veya sıvıdan gaza geçerken sıcaklığı gördüğünüz gibi değişmiyormuş. E bunu tam tersi de olabilir. Yani bir madde gazdan katıya da geçebilir. Katıdan gaza da geçebilir. Şimdi biraz daha detaya girelim istiyorsan. Ve bunları nasıl yapıyoruz bir bakalım. Öncelikle birinci sorumuza bakalım. 80 derecede 10 gram suyu 110 dereceye çıkarmak için. 80 derecede su varmış ve 110 dereceye arkadaşlar çıkarmak için ne kadar ısı gerekir diyoruz. Şimdi bakın bunun için senin bir grafik çizmene gerek yok ama. Ben burada derdimi anlatabilmek için sana ufak bir şurada bir grafik çizerek burada göstermeye çalışacağım açıkçası. Buna ben şimdi sıcaklık diyorum bakın sıcaklık grafiği. Burası da ısı grafiği. Kaç dereceden kaç derece gelmek istiyorum? Bakın dikkat edin, 80 santigrat dereceden arkadaşlar. Kaç dereceye gelecek? 110 santigrat derece gelecekmişim. 110 santigrat derece geleceğim. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın şu kağıdı şöyle koyayım biraz sonra. Şurada bir şey göstereceğim de bunu geri alacağım ama bana şöyle deseydi. Yani 80'den 110'a değil de ne bileyim 80'den 90'a çıkartmak için deseydi arkadaşlar. O zaman bakın sıcaklığı nasıl olacaktı maddenin biliyor musun? İşte böyle olacaktı 80'den 90'a çıksaydı. Ama 80'den şimdi 110'a bakın direkt böyle çıkamayacak. Niye çıkamayacak biliyor musun? Çünkü şurada bir 100 derece var. Burada bir hal değiştirmesi gerekiyor. Yani şöyle bakın öncelikle 100 dereceye çıkacağız. Daha sonra kaynayacak ve sonra 110'a çıkacak. E niye hocam direkt 110'a çıkalım? Olmaz. Aradaki hal değişimini yapmamız lazım. Peki buraya böyle oldu. Bakın aradaki farka bir dikkat edin. Eğer 80'den 90'a yani 80-90 tabii ki bir örnek. Yani arada bir hal değişimi yoksa arkadaşlar sıcaklık direkt artar. Ama hal değişimi varsa bakın. Önce burada bakın bir hal değişimi yani kaynama olayını gerçekleştirip sonra 110 dereceye çıkar. Aradaki farkı anladığımızı umuyorum. Peki bunun işlemini ben nasıl yapacağım? Şimdi bakın burada 3 tane aşama var. Şurada aldığı ısıya bakın Q1 diyeceğiz. Şuradaki ısıya Q2 diyeceğiz. Şuradaki ısıya da bakın Q3 diyeceğiz işte buna göre ben bunu bulacağım ve bunu 3 aşamalı yapmam lazım. E hocam peki böyle uzun mu olacak? E şimdi bakın dediğim gibi hal değişim varsa arada bir hamle de yapamıyorum. Az önce gösterdiğim grafik olsaydı bir hamle de yapardım. Ve ne dedik sıcaklık artanlarda bakın MC delta T'yi kullanacağız. Peki nasıl yapacağız? Bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar M'i bana vermişim Vermiş. Bakın bu nedir? Gram dediğine göre burası M. Yazıyorum hemen. 10 çarpı. Şimdi C'yi bana vermesi lazım ama bak iki tane C var görüyor musun? bir su haldeki C var bir de buhar halde C var. E burada bu 80-110 arasında su hangi fazladır arkadaşlar? Sıvı fazındadır. Sudur. O yüzden C olarak bakın ben burada 1'i alacağım. E delta T demişiz 80'den 100'e ne kadar sıcaklık artıyor? 20 kadar artıyor. O zaman buradan bakın ne kadar çıktı? 200 kalori çıktı sevgili arkadaşlar. Şimdi birinciyi bulduk. Peki gelelim ikinciye. İkinciyi bakın yazıyorum. Q2 diyorum eşittir. He, ama burada ne yapacağım bakın? ML diyeceğim. M'i zaten 10 tamam. L'de bakın ne kadar verilmiş? 540 olarak görüyor musun? Bana soru da verilmiş zaten. Burası ne kadar çıktı? 5400 kalori çıktı. Şu birimleri de muhakkak yazın. Peki geldik son olarak q e ve ondan sonra toplayıp soruyu bitireceğiz. Buraya da bakın ne diyeceğim? MC delta T diyeceğim mc delta t dedik. M'imiz gene 10 çarpı. Tabii ki buradaki c bakın yüzde 110 arasındaki c arkadaşlar arkadaşlar artık 110 falan su Buharlaşmıştır. O yüzden sen c buharı alacaksın burada. 0.5 çarpı delta t ne kadar burada? Yüzde 10 10'a 10 mu? Şuradan 5 olur. Buradan da ne kadar gelir? Bakın 50 kalori geldi. Güzel. Peki bunların hepsini toplayacağız ve sorunun cevabını bulacağız. Bakalım şimdi. 5400 arkadaşlar. 200 daha. 5600. 5000 5650 kalori bakın. Görüyor musunuz? İşte sorunun cevabını bulduk. Ha biraz uzun gibi görünüyor ama bakın karşını çıkacak en zor sorulardan birisi belki. Bunu biz başta çözmüş olduk. E bu o kadar da zor değil. Yani yapacağın şey gördüğün gibi Q'ları hesaplamak ve toplayıp değeri bulmak sevgili arkadaşlar. İstersen hazır anlamışken bir tane daha yapalım. Olayı tam anlamıyla bir netleştirelim. Ee, bazen tabii öğretmenlerimiz sözel sorularda soruyor. Öyle sorularda şimdi yaptım burada arkadaşlar. Onları da göstereceğim. Bakın biraz daha sözel grafikli falan sorular falan var. Bakın yorum soruları falan var. Ee, onlara da bakacağım ama işlemli sorularda sorar ve bizim tam olarak konuyu anlayabilmemiz için işlemli soruları da bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım. Gene bakın her zaman ne grafiğini çiziyorum. Sıcaklık. Bakın yine söyleyeyim bu grafiği çizmek zorunda değiliz. Ben sadece sana şimdi olayı göstermek ve biraz daha olayı netleştirmek için e, çizmeye çalışıyorum. Bence sen de çizersen biraz daha net olarak görmüş olursun. Peki bu sefer bana ne istiyor? Bakın burada arkadaşlar gene eksi 20 derecede 50 gram e, buz varmış. Eksi 20 derece hemen şuraya bir şart diyelim. Eksi 20 olduğu için bakın sayı doğrusunun altına yazıyorum. Eksi 20'den kaça gelmesini istiyor burada bakın. 20 santigrat dereceye gelmesini istiyor. Görüyor musunuz? Yine bakın bir arada hal değişimi olduğu için ben bunu eksi 20'den 20'ye şöyle düz olarak çizemem. Peki ne yapacağım? Bu buz ne yapar arkadaşlar? Sıfır derecede hal değiştirir. Yani eksi 20'den sıfıra geldi. Sıfırda bakın gene erir. Buradan sonra ne yapar? 20'ye çıkar. Görüyor musunuz? Gene 3 tane aralığımız var. Yani ben gene buraya bakın Q1, Q2 ve Q3 demem lazım. Peki hep 3 aralık mı çıkar? Hayır yani bir aralıkta çıkabilir. iki aralık da olabilir. Sonra günü onu yapacağız. Yine yazalım beraber. Bakın Q1 eşittir. Ne yapıyorduk? Yukarı doğru çıkanlarda MC delta T'yi alıyoruz. M'imiz bakın arkadaşlar 50 çarpı. Burada hangi halde bu? Buz. C buza bakıyorum ne kadar? 0,5. İster 0,5 yazarım ister 1 bölü 2 değil mi? Çarpı delta T ne kadar sıcaklığı artıyor? 20 derece artıyor. Şunu da şu birini götürürse burada 10 kalır. Kaç oldu burası bakın? 500 kalori olarak birinciyi bulmuş olduk. Güzel. Gelelim ikinciye Q2 eşittir. Ne demiştik? Düz gidenlerde, hal değiştirenlerde emleyi kullanacağız. Emimiz 50 çarpı. L'yi bakalım ne vermiş arkadaşlar? Bu sefer 80 olarak bakın vermiş. Bunları benim ezberlememe gerek yok. Bunları zaten bana verecek. 5 kere 8, 40 kaç oluyor buradan? 4000 kalori oldu. Bunu da bulduk. Gelelim Q3'e son olarak. Q3 eşittir. Burada da bakın yukarı çıkanlarda ne demiştik? MC delta T'yi kullanacağız dedik. Evet. M ne kadar arkadaşlar? 50 çarpı. C'ye bakıyorum bakın burada 20 derecede su olduğu için su halini alıyorum. 1 çarpı. Sıcaklıkta ne kadar artmış? 20 artmış. 5 kere 2'den 10. Burası da ne yaptı bakın? 1000 mi yaptı? 1000 kalori olmuş oldu. Peki hepsini toplayalım. Çünkü toplama sayı soruyor. 4000, 1000 daha 5000, 5500. 5500 kalori olarak arkadaşlar soruyu çözmüş oluyoruz. Dediğim gibi böyle hal değişimi işin içine girdiği zaman işte böyle biraz iş uzuyor ama sen mevzuyu anladın ne demek istediğimizi. Biraz uğraştırıcı da olsa soruları çözeceğiz. Biz çünkü her tarz soruyu burada çözmek istiyoruz. Peki arkadaşlar 0 dereceki buza bakın önce gözümüzde canlandırarak bence olayı götürmemiz lazım. Bakın şurada bir buzumuz varmış. Hemen şöyle ben bir soruyu bakın okurken şekil çizerek anlayarak gitmek istiyorum. Burada bakın arkadaşlar bir buzum var ve ne kadarmış bu bakın 0 santigrat derecede. Sıfır derecede buza ısı verildiğinde yani ısı vermek ne demek? Alttan arkadaşlar ocağı açıp e, böyle ısı verdiğimiz zaman buz erir. E belki diyeceksin ki hocam ben yani buzu alıyorum. Mesela şurada buz olsa arkadaşlar. Bakın buz olsa şurada bardağın içine bakın koysak e, beklesek bu ne olur? Bir süre sonra erir bir ocağın üstüne koymaya falan gerek yok. Ama bu ne oluyor? Bakın dışarıdan ısı alıyor ve bir şekilde ısı alıyor. Ya sen ocakla ısı vereceksin ya şu anda havadan ısı alacak. Bir şekilde ısı alacak ve buz ne yapacak arkadaşlar? Eriyecek. Buz tamamen erince, eriyince kadar geçen sürede. Bakın şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Buz erirken hani buz erimeye başladı ya böyle etrafında dediğim gibi şöyle hani su tabakası oluşmaya başladı. Evet. İşte bunun sıcaklığı ne oluyor? Bakın değişmiyor değil mi? O zaman sıcaklığı artar demiş. Hayır. Yanlış bakın. Erime esnasında arkadaşlar ee, suyun sıcaklığı değişmez. Bir de ne zaman değişmez? kaynarken değişmez. Hani fokurdarken ve erirken yani hal değiştirirken değişmez. Peki, buzun kütlesi azalır demiş. Evet değil mi? Buz eriyip neye dönüşüyor? Suya dönüşüyor. Bakın burası doğru. Buzun ortalama kinetik enerjisi. Arkadaşlar bu ortalama kinetik enerji ne demekti? Bunun sıcaklık demek değil miydi? Bakın sıcaklık demekti. İlk dersten hatırlayın. Hani ortalama kinetik enerji sıcaklık demekti. Bir maddenin Kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı diyorsak da bakın toplamı diyorsak o da arkadaşlar bunun iç enerjisi demekti. Yani burada zaten sıcaklığı artar dedik burada da sıcaklığı demek istiyor aslında. Değişmez hal değişiminde sıcaklık değişmez dedik doğru. O zaman bakın ne oldu 2 ve 3 oldu. Lütfen bu soruları bir daha geri alıp izleyelim. Çok kritik sorular ben hep böyle karşımıza çıkan ve bizim zorlandığımız sorulardan açıkçası çözmeye çalışıyorum. Şimdi bir işlemi daha yapacağım ve ondan sonra biraz daha yorum ağırlıkla söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın bu sefer eksi 10 derece buzu tamamen eritmek. için eritmek kaçta erir buz? Ne dersin? Değil mi? Evet buz arkadaşlar sıfır derecede erir. Hemen ben gene sana olayı gösterebilmek için şöyle bir gene nedir? Bir sıcaklık bakın grafiği çizmek istiyorum. Kaçtan gelmişiz bakın kaç dereceden şöyle şunu biraz da uzatayım isterseniz şöyle evet, uzattım. Bakın eksi 10 derece diyor bakın eksi 10 dereceden sıfır dereceye bakın bu böyle buraya kadar geldi ya bakın bir buz var buzu ısıtıyorum Sı sıcaklığı eksi ondan sıcaklığı arttı 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 sıfıra geldi ama henüz erimedi erimek derken bakın bir de benim yatay çizmem lazım o zaman buradaki aldığı ısıya Q1 şuradaki aldığı ısıya Q2 diyeceğim bakın bu sefer Q3 yok iki aşama çünkü sadece erimesini istiyoruz e sen artık biliyorsun Q1 deyince bakın şöyle yukarı doğru çıkanlarda MC delta T formülü kullanıyoruz e bir bakın bana vermiş 20 çarpı. E bu buz olduğu için burada buzun bakın 0.5 veya 1.2 de diyebilirim. Çarpı delta t'sine kadar eksi 10'dan 0'a geliyor. Yani 10. Şunu da şunu sadeleştirelim. 10 olsun. Buradan da ne oldu? Bakın 100 kalori oldu arkadaşlar. Birinciyi bulduk. Gelelim ikinciye. Q2 eşittir. Burada da neyi kullanıyoruz? mL'yi kullanıyoruz. M bakın ne kadardı? 27 çarpı. L'yi de bakın bana 80 olarak zaten soruda vermiş. 28, kere 8, 16 1600 kalori de buradan geldi. O zaman her zaman olduğu gibi bakın burada toplam enerjiyi bana soruyorsa 1600 100 arkadaşlar ne oldu? 1700 bakın 1700 kalori oldu görüyor musunuz? Buradaki işte toplam bana gerekli enerjiyi sormuş. Ve bu şekilde arkadaşlar enerji bulmuş olduk. Yani iki tane formülümüz var sevgili arkadaşlar. Bakın birincisi nedir? MC delta T ne zaman kullanıyor? Sıcaklık artıyorsa ve ikincisi de emli arkadaşlar sıcaklık değişmiyorsa yani yatağa gidiyorsa bunu duruma göre bakın kullanıyorum işlem sorularında hani öğretmenlerde mutlaka buralardan böyle işlemler sorar diye düşünüyorum yazılı çalışması yaparken de ben her tarz sorudan arkadaşlar hazırlayacağım ve beraber sen de iyi bir yazılı hazırlı çalışması yapacağız. Peki bir grafik sorusu verilmiş bakın e, grafikle ilgili bir yorum yapmamızı diyor. Grafiklerden bakın korkmaya gerek yok sevgili arkadaşlar. Yani bazen grafik olunca bana diyorlar ki öğretmenim ben grafik sorularını yapamıyorum. Hiç yapamayacak bir şey yok. Grafik senin işinasına bakarsan kolaylaştırıyor. Şimdi bakın arkadaşlar saf bir katının, saf bir katı maddenin sıcaklık zaman grafiğini vermiş. Yani bir madde biliyorsunuz e, sıfır derecede. Sen buna ısı vermişsin. Tabi sıcaklığı artmış. Normal olarak sıcaklığı artmış. Yani burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada bakın bir katı madde varmış görüyor musunuz? Katı diyelim. Evet şu şekilde bakın bir katı madde var. Ben buna ne yapıyorum bakın bir ısı veriyorum. Yani bir ısı verdiğim zaman bu ne olmuş? Bu şekilde sıvı hale dönüşmüş. Görüyor musunuz? Şöyle arkadaşlar sıvı diyelim. Sıvı hale dönüşmüş. Ve belki ondan sonra ona da belki ısı vermişiz de şöyle ısı diyelim. Evet. Yani bunu bakın bir görselleştirmem lazım ki olayı biraz daha iyi anlayayım. Peki bakıyorum şimdi. Bu bir katı maddeymiş arkadaşlar. Katı maddeyi bakın demek ki alttan ısı vermişim ki... ...dikkat edin sıcaklığı artmış, artmış, artmış. Peki sonra niye yatay gitmiş? Çünkü hal değiştirmiş. Yani bu katı madde bakın erimiş, sıvı hale gelmiş... ...ve sonra sıvı haldekinin sıcaklığı artmış. Görüyor musunuz? İşte böyle bir durum olmuş. Peki T anında katı madde erimeye başlamıştır diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir erime yok. Burada sıcaklığı artıyor, artıyor, artıyor. Unutmayın yatay giderken... E, erir. Yani şuradaki bakın hangi haldedir bu? Şurada katı haldedir. Şurada arkadaşlar katı artı sıvı yani erimeye başlamıştır. Burada ise sadece sıvıdır. Böyle bir durum var ve T anında katı madde erimeye başlamıştır. Doğru. Peki ısıtıcının gücü iki katına çıkarsa bu ne demek? Hani ocak var ya ocağın altını açıyorsun ya sen. İşte ısıtıcının gücünü artırırsak arkadaşlar erime sıcaklığı iki katına çıkar mı? Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum. Mesela bu çay. içine hiç su yani. Suyla yapıyoruz değil mi? Heh. Arkadaşlar su kaç derecede e, kaynar? 100. Peki şöyle yapsak sen hani çay demlerken ocağın altını çok açsan su mesela o zaman 200 derecede mi kaynar? Hayır. Yine 100 derecede kaynar ama 100 dereceye daha çabuk ulaşır. Peki buz kaç derecede erir sevgili arkadaşlar? Dediğim gibi şu kağıt benim buzum olsun. Buraya ben buz koyamadım çünkü ders anlatırken buz erir etraf su olur. Yani bu bir buz olsa buz kaç derecede erir? Sıfır. E peki ben şimdi diyelim ki bunu daha sıcak bir ortama götüreceğim. O zaman eksi 10 derecede erimez veya 20 derecede erimez. Arkadaşlar buz sıfır derecede erir. Yani sen ısıtıcının gücünü artırsan da artırmazan da arkadaşlar. Bu ne haber? Bakın ısıtıcının sıcaklığı değiştirmez yani bu yanlış. Ha peki süreyi değiştirir. Süreyi hızlandırırsın. Ama kaynama sıcaklığını erime sıcaklığını arkadaşlar değiştiremezsin. Peki 2T anından sonra bakın 2T anından sonra şurada ne olmuş? Madde sıvı hale geçmiş ve sıvı ısınıyor görüyor musun? Madde gaz haldedir diyor. Olmaz. Bakın olmaz. Çünkü burada nedir? 2T'den sonra arkadaşlar sıvı edeceğiz. Dolayısıyla ne oldu? Yalnız bir olmuş oldu. Peki geçelim birkaç örnek daha çözelim ki iyice kafamızda şu olay bir canlansın. Arkadaşlar bir buzun kütlesinin zamana göre değişim grafiğini vermişiz. Bakın bu sıcaklık grafiği değil. Buzun kütlesinin grafiği. Şimdi soruyu bir okuyalım. Ne diyoruz? Bakın deniz kenarında bu çok önemli değil deniz kenarında bazen söylüyoruz bunu hani deniz kenarında diye yalı, ısıca yalıtılmış bir kapta yani ısıca yalıtılmış kapı da şu yüzden söylüyoruz bakın dediğim gibi şimdi şurada mesela bir buz olsa sen bunu beklesen de ne olur bu erir ama ısıca yalıtılmış bir ortamda ısı vermeden erimez yani bunları sana klasik olarak söylüyoruz Ha, yani çok da önemli değil bizim için öyle söyleyebiliriz buzun kütlesinin zamana göre değişim grafiği bu şekilde olmuş yani suyun içine bu bir miktar buz atmışız peki şimdi şöyle bir yapalım mı Önce maddeleri geçmeden önce. Bakın bunun içerisinde arkadaşlar bir su var. Ve ben bunun içerisine ne atmışım? Bir bakın buz parçası atmışım. Şöyle bir çizelim istersen. Bir buz parçası arkadaşlar atmışım. Peki sen suyun içine buzu atarsan ne olur? Erir. Bakın bu erimiş mi? Erimiş. Bakın neden erimiş? Buzun kütlesi bakın ne olmuş arkadaşlar? Azalmış. Ama hemen azalmamış. Biraz bekleyip öyle azalmış. Peki niye beklemiş de sonu azalmış acaba? Ha arkadaşlar peki soruyorum sana. Buz kaç derecede erir? Sıfır derece erir. E şimdi bakın buz burada hemen erimemiş. Biraz bekleyip erimişse demek ki buz sıfır derecede değil. Henüz erime sıcaklığında değil demektir. Yani bu şu anlama gelir. Buz kaç derecede mesela? Diyelim ki arkadaşlar eksi on derecede. E niye sıfır derece demedik? Çünkü sıfır olsa hemen erirdi. Biraz bekleyip öyle erimiş. Peki su? Su da arkadaşlar sıfırdan fazla olmuş olmalı. Yani suyu buradaki buzu eritebildiğine göre demek ki suyun bir enerjisi var. Bu da artı bir şey. Artı 10 olur. Artı 20 olur. Ne bileyim artı 30 olur. Çok önemli değil ama sonuçta burada bunun bir enerjisi var. Ve buradaki su ne yapıyor arkadaşlar? Buza bir bakın burada ne yapıyor? Bir ısı enerjisi veriyor. Görüyor musunuz? Demek ki buradaki buzun eriyebilmesi için suyun sıcaklığına arkadaşlar bir kere sıfırdan büyük olması şarttır. Burası doğru. E buzun sıcaklığı da bakın hemen erimediği için sıfırdan küçüktür diyoruz. Bu da doğru. Eğer bu direkt olarak aşağı inseydi o zaman buna sıfırdır diyecektik baştaki sıcaklığına. Peki T2 değer alanında bakın. T2 değer alanında ne olmuş? Ha erime başlamış. Bakın eriyor 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 eriyor. Buz kaç derece erir? Sıfır derecede erir. E, aralığında buzun sıcaklığı sıfırdır diyor bakın arkadaşlar. Burası da doğru. Üçü de doğru diyeceğiz. Ama bunları işte böyle tane tane düşüne düşüne gideceğiz ki soruları anlayalım. Hemen acele edince grafikler çok iyi anlaşılmıyor. Anlıyor anlıyor arkadaşlar. Mantığı öğrene öğrene bakın. Benim bunu götürmem lazım. Peki hal değişimden biraz bahsettik. Şimdi gelelim ısıl denge. Ne demek ısıl denge? Bakın sıcak bir cisimde arkadaşlar. Soğuk bir cisim yan yana koyarsan. Sıcak cisimden soğuk cisme ne olur? Bir süre sonra ısı akışı başlar. Mesela şu kırmızı kalem arkadaşlar. Sıcak bir kalem olsun. Şuradaki mavi de arkadaşlar. Soğuk bir kalem olsun. Ee, şimdi ben bunları dokundurduğum zaman ne olur biliyor musun? Sıcaktan soğuğa bakın ısı geçişi olur. Olur olur olur. Bir süre sonra ne olur bunlar bakın dengelenirler. Dengelenirler. Burada da bakın ben şuraya iki tane şöyle ayırayım arkadaşlar. Sıcak kırmızı ile yapmışım ben bunu. Sıcak bir cisim. Yanına da soğuk bir cisim koymuşum. Bakın sıcak cisimden soğuk cisme ne olmuş? Isı akışı arkadaşlar gerçekleşmiş. Peki ne zaman kadar gerçekleşir bu? Dengelenene kadar gerçekleşir. Mesela örnek verelim. Örnek verelim. Bakın buradaki sıcak cisim 60 derece olsun. Soğuk cisimde arkadaşlar 20 derece olsun. Ne dersin? Şu anda nereden nereye bu ısı geçiş olur? Sıcaktan soğuğa bakın. Sıcaktan soğuğa geçer. Bu sayede bakın bu 60 derecenin sıcaklığı azalır. Burada 20 derecenin sıcaklığı artar. Peki ne yaparlar? Buluşurlar. Kaçta buluşurlar peki? Ne dersin? Kaç? 40 dediğini duyar gibiyim. Nasıl buldun 40'ı? 60 ile 20'yi topladım, 2'ye böldüm ve bunların dengi sıcaklığı 40. Ama şöyle söyleyelim. 40 doğru ama eksik. Neden eksik? Çünkü şöyle. Evet 40 olabilir. Ama en doğrusu şudur, yani 60 ile 20 arasında bir değer olur sevgili arkadaşlar. Yani tam 40 olmamış olabilir. Onu şimdi söyleyeceğim, onun detayına gireceğiz. Arkadaşlar bu durumda sıcak olan cisim soğurken soğuk olan cisimde ısınır doğru mu? Sıcak olan cisim sıcaklığı azalırken soğuk olan cisimde sıcaklığı artar doğru. Isı akışı demişti sıcaklığı yüksek olan cisimden, bakın 60 dereceden 20 derece doğru olur ve ısı akışı arkadaşlar ısıl dengeye ulaşıncaya kadar, yani sıcaklıkları işleninceye kadar devam eder. Peki bunlar kaç derecede işlenir? Şimdi gelelim oraya isterseniz. Şu soruya gelmeden önce ben şöyle boş bir kağıt alıp şunu bir sana bir söyleyeyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu bakın bizim hep günlük hayatta karşımıza çıkan bir olay bakarsanız. Şimdi iki tane kabımız olsun. Diyelim ki şurada bakın 10 santigrat derecede su olsun. Şu kapta da arkadaşlar kaç diyelim? 50 santigrat derecede gene su olsun güzel. Peki ben bu suları karıştırırsam bir kapta karıştırırsam bunların denge sıcaklığı kaç olur dersek arkadaşlar. Bunu bakın bir sayı doğrusu olarak düşünmenizi istiyorum. Bakın şurası 10 derece olsun arkadaşlar 10 derece. Burası da bakın 50 derece olsun. Peki bunları ben karıştırdığım zaman ne olur? Bir kere 10 ile 50 arasında olur. Peki tam ortası mı olur? Tam ortası kaç bunun? Topla ikisini 60 bölü 2'ye 30. 30 derece mi olur? Evet olabilir ama genel olarak şunu bilmen lazım. 10 ile 50 arasında olur diyeceğiz. Peki tam 30 olup olmaması neye göre değişiyor biliyor musun? Bunun arkadaşlar ısı sahasına bakıyoruz. Bakın ısı sahası vardı. Geçen derste bundan bahsetmiş ki şimdi ben bunları tek tek bir daha söyleyeyim. Isı sahası arkadaşlar M çarpı C demektir. Yani bunun kütlesi çarpı bir de öz ısı vardı. Bunları sana verecek. Mesela diyelim ki bunun kütlesini bakın arkadaşlar kütlesini diyelim ki 20 gram verdik. Bunun öz ısı da su dediğimiz için 1. Bunun kütlesinde arkadaşlar ne kadar verelim? 30 gram verelim. Bunun C'si de 1. Hani su dediğim için öyle diyeyim isterseniz. Bunun M ile C'sini çarpıyorum. Kaç oluyor? 20. Bu kaç oluyor? 30. Ha bakın eğer bunların ısı sağları yani M çarpı C'leri eşitse bunların sıcaklığı arkadaşlar tam ortada 30'dur. Ama şu anda kimi ki fazla, bunun ki fazla ya. Ha demek ki 30 değil, 30'dan buralarda bir yerde. Yani 30 ile 50 arasında. Görüyor musunuz? İşte böyle bir yorum yapacağız. Peki hocam net değerini bulamaz mıyız? Bulabiliriz. Şimdi onu da göstereceğim ama. Bazen biz direkt olarak arkadaşlar böyle bir yorum yapmamız gerekiyor. Şurayı bir daha bir toparlayayım istiyorsan. Sonuç olarak arkadaşlar 10 derece ile 50 derece karıştırdık dedi ya sana soruda sordu. Kaç derece diyeceksin? Bir kere 10 ile 50 arasında. Isı sağları eşitse ama tam ortada. Eğer ısı sahaları eşit değilse ısı sahası e, hangisi daha büyükse ona yakın olacak. Biraz sonra dediğim gibi bunu işlemli olarak da arkadaşlar söyleyeceğim. Peki gelelim. Gelelim bir iki tane örnek yapalım. Sonra işlemli olarak da dediğim gibi olaya devam edelim. Şimdi bakın kapta arkadaşlar 40 derece su varmış. Güzel. Ee, buna göre ve e, suya demişiz 20 derece sıcaklığında şu üst tarafa bakın ne yapmışız? Bir de 20 derece sıcaklığında arkadaşlar. Buraya bir su daha eklemişiz. Güzel. Ve suyun denge sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki değerleşim beraber sen ne yazacağız? Şimdi bakın şöyle yapalım. Yine şöyle bir sayı değeri yapayım ben buraya. Şurası bakın nedir arkadaşlar? 20 derece. Burası nedir? 40 derece. Şimdi bakın burada bana herhangi bir dediğim gibi miktar vermemiş. Çünkü miktarı göre de değişiyor. O zaman e ee, bunun değeri ne diyeceğiz bakın? 20 ile arkadaşlar 20 ile 40 arasında herhangi bir değer olabilir. Hangisi olabilir? Demiş. ben şöyle bir iki tane değer yazayım. Sen bana söyle. Ee, 10 derece, 10 santigrat derece olabilir. 2 20 santigrat derece olabilir. 3 30 santigrat derece olabilir ve 4 40 santigrat derece olabilir. Bak böyle 4 tane şimdi buraya ben bir aşama verdim. Hangisi olabilir? Bunların yanına tik atacağız. Ne dedik? Bakın burada herhangi bir miktar vermemiş. Hangisi büyük küçük vermemiş. Ama benim genel olarak burada bildiğim bir şey var. 20 ile 40 arasında olur. Bir kere 10 derece olmaz. 10 derece olmaz. 20 olur mu? Bakın 20 ile 40 da olmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü 20 ile 40'ın arasında olmalı. O zaman burada olabilecek tek bir durum var. O da nedir? 30 derecedir diyeceğiz. Bunların arasında bir değer olur dedik. Peki gelelim başka bir soru. Biraz daha e, verileri vermişiz. Yani burada biraz daha farklı bir soru. Bakın kap bu sefer arkadaşlar 50 derece suyla tam yarıya kadar doluymuş. Ve tabın, kabın tamamı tamamı da arkadaşlar 40 santigrat derecelik suyla bakın burası da tamamen doldurulacakmış. Peki denge sıcaklığı bakın denge sıcaklığı nedir diyor. Şimdi burada bakın miktarlar eşit. Dolayısıyla ısı sağlar arkadaşlar eşit. O zaman sen bunu ne yapabilirsin? Tam aritmetik ortalaması diyebilirsin. Yani 50 ile 40'ı toplayalım. 90 bölü 2'ye kaç derece denge sıcaklığı demek ki Bakın 45 derecedir diyebilir sorunun cevabına. Ama az önceki soruda miktarları bilmediğim için tam değer bilemedim. Burada da bilemeseydim ne diyecektik? 40 ile 50 arasında diyecektik. Ama burada miktarları işitse tam ortası diyebiliriz. Ve karşımıza çok çıkan sorulardan bir tanesi sevgili gençler. Bunu ben de çok görüyorum. Sen de çok göreceksin. Bakalım şimdi ne demiş bana? Burada 10 derece sıcaklığında su varmış. Bunları bir yazalım mı? Her zaman böyle şeklin üstünde de yaz ki onu sen de gör. Bakın 10 derece. Sonra burası 30 derece. Burası da neymiş arkadaşlar? 20 dereceymiş. Bakın bu şekilde evet içinde sular var. Güzel. Ve daha sonra ne diyor? Bakın kaplar 20 derece suyla tamamen dolduruluyor. Yani bu kabın kalan kısmı kaç derece? Bakın 20 santigrat derece. Bu kapta arkadaşlar 20 santigrat derece. Bu kapta bakın 20 santigrat dereceyle dolduruluyor. Ve bana burada neyi soruyor arkadaşlar? dengel sıcaklıklarını soruyor. Yani bunların sonuç olarak sıcaklığı kaç oldu? Önce ben ortadaki kaptan başlamak istiyorum. Az önceki soruda olduğu gibi. Bakın bunların miktarları eşit. Görüyor musunuz? Yani bunların tam aritmetik ortalamasını alabiliriz. Kaç olur arkadaşlar bunun aritmetik ortalaması? Topla 50 bölü 2'ye 25 santigrat derece. Bakın bunu tam olarak görüyor musunuz? Söyleyebiliyoruz. Peki birinci kaba bakalım. Bu da 25 mi olur? Pardon 25 diyemeyiz. Çünkü burada bakın 20 ile 10 var. Bunun aritmetik ortalaması ne kadar olur? 30 bölü 2'den 15 olur. Peki 15 mi diyeceğiz? Hayır. Niye? Çünkü Bakın 20 dereceden miktar olarak daha fazla. O zaman bunun tam ortalaması 15 ya. 15 diyemeyiz. Yani 15 ile 20 arasında diyebiliriz arkadaşlar. O zaman buna şöyle diyelim isterseniz. 15-20. Yani 15 ile 20 arasında. Kaç olur? 16-17 falan. Peki buraya gelelim bir de. Bakın bunların tam ortalaması kaç arkadaşlar? 20. Burada herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Zaten bu 20. Bu da 20 olduğu için. 20 ile 20 arasında ısı alışverişi olmaz. Burası ne olacaktır? Direkt olarak 20 derece olacaktır. O zaman sıralarsak. Bakın burası 25 dedik bu 20 dedik bu ise 10 ile 20 arasında 15 ile 20 arasında yani 16 17 falan gibi bir değer. O zaman arkadaşlar L büyüktür oldu. L büyüktür M büyüktür K oluyor. Musun? İşte böyle bir sıralama oldu arkadaşlar. Peki gelelim bir yorum sorusu gene. 80 derece demişiz bakın şurayı şurayı 60 derece demişim ben soruda evet 60 derece demişim. Bakın bu 80 derecede, bu da 60 derecede. Ee, bunlar kaç derece olmuşlar? Dokundurulunca 65 olmuşlar. Peki hangisi doğrudur demişiz? Bakın ısı akışı K'dan L'ye doğru olmuştur. Arkadaşlar bakın bu K'nın sıcaklığı 80, bunun sıcaklığı 60. Şimdi bunları dokundurursak ne olacaktır? Her zaman biliyorsunuz sıcaktan soğuğa doğru arkadaşlar ısı akışı olacaktır. Peki ne zamana kadar? Dengelenene kadar. Yani istersen şöyle yapalım mı? Gene buradaki olayı ben sana şöyle bir grafik üzerinde bir anlatayım sıcaklık. Bakın bunun sıcaklığı ne kadar arkadaşlar? 80 derecede bakın. 80 santigrat derece. Bunun sıcaklığı da bakın 60 santigrat derece. Ve bunlar kaç olmuşlar? 65 santigrat derece olmuşlar. Yani buradaki K maddesi. Bakın şunu mavi ile göstereyim. K maddesini arkadaşlar dokununca ne olmuştur? Sıcaklığı azalmıştır. L maddesinin ise sıcaklığı artmış ve kaçta buluşmuşlar bunlar? Bakın görüyor musunuz? 65'te buluşmuşlar. Peki şimdi Isı akışı K'dan L doğrudur. Doğru. Çünkü sıcaktan soğuğa doğrudur. Cisimlerin sıcaklık değişimleri işte. Bakalım ne kadar değişmiş? K'ya dikkat edin arkadaşlar. 80'den 65'e düşmüş. Görüyor musunuz? Ne kadar düşmüş? 15 derece düşmüş. 15 derece. Yani şuna diyelim ki eksi 15 derece diyelim. Yani sıcaklığı 15 derece azalmış. Peki L'ye bakalım. L'nin sıcaklığı da 60'tan 65'e eğer bunda ne kadar bakın artı 5 mi? Bu da artı 5 santigrat derece artmış. Yani sıcaklık değişimle eşittir diyor. Hayır sıcaklık değişim eşit olmak zorunda değil. Gördüğünüz gibi eşit olmamış. Peki cisimlerin ısı sağları eşittir diyor arkadaşlar. Isı sağları ile alakalı bir şey söyleyemeyiz burada. Veya şöyle söyleriz. Şöyle söyleriz bakın. Ee, şimdi bunların az önce ben ne dedim? Bunların bakın 80 derece ile 60 derece biz temas ettirdiğimizde bunların denge sıcaklığı tam ortada olabilir veya olmayabilir. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi bakın bunun aritmetik ortalaması kaçtır? 80 ile 60 toplayalım. 140 bölü 2'ye 70. E peki bunlar 70 olmuşlar mı? Olmamış. E, kime daha yakın olmuş arkadaşlar? L'ye daha yakın olmuş. Niye böyle? Hani dedik ya ısı sahası kimin fazlaysa yani MC kimin fazlaysa ona daha yakın olacaktır. Yani dolayısıyla ısı sahaları eşit değildir. Bakın yalnız 1 olmuş oldu. Peki bir yorum sorusu daha şu grafikleri iyice alışalım isterseniz ki e, bununla ilgili arkadaşlar çıkabilecek soru tiplerini şöyle. Bakın bununla ilgili şimdi ben burada bir iki soru tarzı daha göstereceğim. Şöyle grafikler falan var. Onlardan da bahsedeyim size ki iyice kafamızda şu olay şekillensin. Şimdi bakın arkadaşlar bir K ve L görüyorsunuz birbirine temas etmiş. K'nın sıcaklığı azalmış, L'nin sıcaklığı da artmış. Peki K ismi ısı vermiştir diyor. Bakın K o zaman şöyle yapalım mı? Şurada bakın bir tane K var yanında bir tane de şöyle yan yana istersen temas etmiş şekilde L var diyelim. K'nın sıcaklığı azaldığına göre bakın ısı nereden nereye geçmiş arkadaşlar? K'dan L'ye geçmiş. Demek K'nın sıcaklığı fazla. L'nin sıcaklığı az gördüğünüz gibi. K cismi ısı vermiştir. Evet. L de ısı almıştır. Başlangıçta K'nın sıcaklığı L'nin 2'den fazladır. Bakın gördüğünüz gibi K'nın sıcaklığı başlangıçta 2T. L'nin sıcaklığı eksi T. Zaten sıcaktan suya doğru geçer. Bu da doğru. Denge sıcaklığı T'dir diyor. Bakın dikkat ediyor musunuz? Bunlar kaçta dengelenmişler? T'de dengelenmişler. İşte buna da T diyebiliriz. Yani burası da doğrudur doğru diyeceğiz. Peki bir tane daha denge sıcaklığı sorusu yapalım arkadaşlar. X ve Y maddeleri koymuşsun gördüğün gibi. X ismi Y'ye ısı veriyor. Ha Demek ki bakın gene buradan buraya doğru. Görüyor musunuz? Bakın. Buradan buraya doğru arkadaşlar. Bir ısı geçişi oluyor. E o zaman bu ne anlama geliyor? Kimin sıcaklığı fazla? Ne dersin? Değil mi? X'in sıcaklığı fazla. Mesela diyelim ki X'in sıcaklığı 50 derece olsa Y'nin sıcaklığı işte atıyorum 20 derece olsun. Hani X'in sıcaklığı daha fazladır. X'in ilk sıcaklığı Y'nin ikiden büyüktür. Evet bu kesinlikle şart olan bir şey. X'in kütlesi büyüktür diyor. Arkadaşlar sıcaklığın geçmesi için kütlesinin büyük olması değil. Sıcaklığın büyük olması gerekiyor. Yani bunu kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Belki doğrudur ama buradan böyle bir şey söyleyemeyiz. Öz ısısı Y'den büyüktür diyor. Gene öz ısıyla da alakalı bir şey değil bu. Yani bir maddeden diğerine ısı geçmesinin ilk şartı arkadaşlar... Burada nedir? Sıcaklığın farklı olmasıdır. Sıcaklığı fazla olandan sıcaklığı az olana doğru geçiyor. Peki şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Şöyle bir şey daha gösterelim. Ondan sonra yavaş yavaş dersimizi toparlayacağız. Ve daha sonra sen de artık elindeki soru bankalarından konuya devam edeceksin. Peki şöyle bir şey olsa arkadaşlar. Bakın iki tane kabımız var. Burada diyelim ki M eşittir 10 gram. Şurada da bakın M eşittir 30 gram. C'si 1. Bunu da C'si 2 diyelim. X maddesiyle Y maddesi var. Bunun sıcaklığı başta 30 santigrat derece. Bunun sıcaklığı da arkadaşlar 40 santigrat derece olduğunu düşünelim. Ve bunları karıştırırsak acaba son sıcaklık ne olur desek. Yani bunu da tam nokta olarak bulsak. Yani şimdi bakın yorum olarak şöyle yapalım. Bir kere 30 ile 40 arasında olacak. Eğer ısı sağları eşitse yani MC'leri eşitse 35 olacak. Ama bakın MC'leri kaç? Bu 30 çarpı 1'den 30. Bu 10 çarpı 2'den 20. Hani bununki fazla olduğu için demek ki buna yakın olacak. Tam 35 olmayacak. Yani 36, 37 gibi bir şey çıkacak. Peki bunu tam olarak işlem yapmak için arkadaşlar. Bakın bunun MC delta T'sini. Diğer maddenin bakın sağdakinin MC delta T'sini arkadaşlar eşitlememiz gerekiyor. Peki bunu emine kadar 10 çarpı C'sine kadar 2. Delta T'sine kadar bakın son sıcaklığı T dersek T eksi 30 yani büyükten küçüğü çıkartıyorum. Çünkü T dengi sıcaklığı bakın arada bir şey olacak. Yani e, 30'dan büyük olacak. 35 falan olacak. 36 olacak. E, bunun MC delta T'sini yazalım. 30 çarpı 1 çarpı delta T. Bu da büyükten küçüğü çıkartıyorum bakın. Şöyle yaptım. Şimdi işlemi yaparsam arkadaşlar şu sıfırları götüreyim isterseniz. Şu 2'yi dağıtırsam. Burası ne olur? 2T eksi 60 eşittir. 123'ü dağıtıyorum bakın. Eksi 3T. 3T'yi buraya attım bakın. 5T oldu. 60'ı da buraya attım. 180 oldu. Her iki tarafı 5'e bölersem T işte buradan ne yapar? 36 mı yapar? Ha bakın 36 dereceymiş görüyor musunuz? İşte böyle net olarak da arkadaşlar sonucu bulabiliyoruz. Peki devam edeyim. Bir tane daha sorumuz var. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın bir de böyle yorum soruları soruyor. Gene hal değişimiyle ilgili. Bakın maddenin erime ve kaynama noktalarını vermiş. Biliyorsun bu erime ve kaynama noktaları her maddede değişkenlik gösterir. Her madde farklıdır. Yani sen en iyi buzu biliyorsun. Hani buz ne yapar? Sıfırda erir, yüzde kaynar. Ama işte ne bileyim demir farklı sıcaklıkta kaynar. Ne bileyim zeytinyağı farklı sıcaklıkta kaynar değil mi? Civa farklı sıcaklıkta kaynar. Veya farklı sıcaklıkta erir, donar. Ee, o yüzden bunların hepsi arkadaşlar farklılık gösterir. Şimdi bana burada demiş ki 60 dereceden 0 derece düşürüyormuşuz ortamı. Hangisi başlangıçta sıvı olacakmış? daha sonra da arkadaşlar katıya dönüşecekmiş. Peki bakalım. Burada şimdi şöyle yapmanı istiyorum. Önce 60 derece burada nerede? Bunu sayı doğrusu gibi düşünürsen bakın 60 derece arada değil. 60 derece bakın şurada bir yerde. 60 derece. Peki 0 derece nerede? 0 derecede bakın bu iki sayının arasında görüyor musunuz? O zaman bu 60 derecede bakın nedir? Kaynama noktasından büyük olduğu için K maddesi arkadaşlar gazdır. 0 derecede de 0 derece yalnız buraya değil yanlış yere yazdık. 0 derece şurada olmaz mı? sıfır derecelere bakın. Donma noktasının altında olduğu için katıdır. Yani bunu almıştır. Gazdan katıya gelmiştir. Ama bizde sıvıdan katıya gelmesini istiyor. O yüzden K olmaz. K olmaz. L'ye bakalım. Yine 60 derece nerede? Bakın 60 derece şu arada bir yerde. 60 derece burada. Peki sıfır derece nerede arkadaşlar? Sıfır derece de burada bakın. Eksi 20'nin altında değil. Ha demek ki bu 60'da da sıfırda da sıvı halde. Bu da o zaman olmadı. Peki buna bakalım. Burada 60 derece nerede arkadaşlar? Arada bakın 60 derece. 0 derecede şurada bir yerde. Ha bakın bu 60 derecede kaynama ve erime noktasının arasında olduğu için sıvı halde. 0 derecede erime noktasının altında olduğu için katı halde. Yani tam istediğimiz olay olmuş oluyor. O zaman ne oldu? Üçüncüsü olmuş oldu bakın. Sıvı halden katı hale geçmiş oldu. Arkadaşlar yorum soruları yaptık, işlem soruları yaptık. Daha da soruları artıracağız. Sana düşen de nedir? Şimdi şu dersi güzel bir anladıktan sonra elimizdeki soru bankalarından e, buradaki soruları çözmek ve biraz daha pekiştirmek. Dediğim gibi yazılar yavaş yavaş yaklaşıyor. Biz de yazılı çalışmalarında seninle yine yapıyor olacağız burada. Her zaman gibi sevgili arkadaşlar ödülü soruyu da yapıp yorumlara yazıyorsun. Ve bir sonraki soruda bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.